geldin Ateş. Neydi o yaptığın şey öyle sabah sabah? Sessiz ol. Efe'yi çağır, dışarıda konuşalım. Sen benim evime hangi akla geliyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben yetişmesem direkt söyleyecektin Deniz'e, öyle mi? Ateş, ben seni uyarmıştım. Şimdi gelip burada suçlama beni. Ya sen konuşsaydın Deniz'le benim gelmeme gerek kalmayacaktı zaten. Ben konuşmayacağım mı dedim? Konuşacağım zaten. Zamana ihtiyacım var sadece, zamana. Bana bak, Deniz bunu senden duyarsa yıkılır. Tamam mı? Ona bunu yaşatmana izin vermeyeceğim. Ya Deniz'in ne yaşayacağı benim umurumda mı zannediyorsun sen Ateş? Ben yıllardır tek başıma çocuk büyüttüm. Ve artık kimseden hiçbir şey saklamak istemiyorum. Sen beni anlıyor musun? Ben mi söyledim sana tek başına büyüt diye? Sen bana bu konuda bir seçim şansı verdin mi? Sen bana bu konuda bir söz hakkı tanıdın mı? Senin bana bu konuda bir şey söylemeye hakkın yok. Şimdi ben evliliğimi kurtarmaya çalışırken öyle birden ortaya çıkıp her şeyi alt üst edemezsin. Ateş, ben geri çekilmeyeceğim. Bu sabah söylememiş olabilirim Deniz'e ama bu söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. İlk fırsatta gidip her şeyi anlatacağım ona. Anlıyor musun beni? Öyle mi? Öyle. Öyle. Tamam. Git Deniz'e her şeyi anlat. Evet, belki ben Deniz'i kaybederim. Evliliğimizi bitirmeyi başarırsın. Ama ondan sonra benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmaz. Sen de benim bir daha yüzümü bile göremezsin. Sesimi duyamazsın. İzimi bulamazsın, izimi. Tamam mı? Şimdi git ne yapmak istiyorsan yap. Umurumda değil. Ateş! Ya Ateş, bir dakika. Ateş, dur bir dakika. Tamam, söylemeyeceğim. Bekler misin beni lütfen? Senin dediğin gibi olsun. Hiçbir şey söylemeyeceğim Deniz'e, söz veriyorum. Benden öğrenmeyecek, tamam mı? Gaye, ben evladıyla ilgilenmeyecek bir adam değilim, biliyorsun. Üzerime düşen bütün sorumluluğu alacağım. Ama sen de karımı rahat bırakacaksın. Deniz'in etrafında dolaşmayı bırakacaksın. Çok geç bunun için Ateş. Biz Deniz'le iş yapıyoruz birlikte. Ne demek ya? İptal edin işi. İptal edin sözleşmeyi. Edemem. Benim bir ortağım var. Ona ne diyeceğim? Sözleşmenin süresi bitene kadar bu devam etmek zorunda. Ya bırak Allah aşkına. Sanki biz bilmiyoruz ya. Ateş, bak tamam. Merak etme, sorun çıkarmayacağım. Bak sen ne zaman, nasıl istiyorsan o zaman konuş Deniz'le, tamam mı? Ya istediğim tek bir şey var. O da Efe'nin bir babası olması. Oğlumla ilgileneceğim. Ama senin aklında benimle olmak gibi bir fikir varsa çıkart onu aklından. Ben karımı seviyorum. Tamam mı? Evliliğimi kurtarmak için de ne gerekiyorsa yapacağım. Ben sana belki değişen benim demiştim ya. Yalan söylemedim. Kararlıyım. Tamam. Tamam. Anladım bak. Gayet iyi anladım her şeyi. Okey. İnanayım mı sana? İnan. İnan bana Ateş. Tek bir şey istiyorum senden. Tek bir şey. O da Efe'nin hayatında olman. O kadar. Anne. Sen ilgilenmek ister misin? Anne. Efendim oğlum? Bu bozuldu. Al canım benim. Oh. Efe ne haber? İyiyim. Bu bozuldu. Bozulmamıştır, bozulmamıştır. Ben bakarım şimdi ona. Dur bakalım. Hı. Tamam ya. Ama bunun bir tane daha lastiği olması lazım. O odamda. E gidelim o zaman odana. İyi o zaman, ben de size şimdi içecek şeyler getireyim. Hadi bakalım.
Alo, Ateş. Alo. Ateş. Acaba nerede? Alo. Gel buraya da. Ateş. Ha, duyuyor musun beni? Aa. Bu sesler ne ya? Ateş. Aa. Bu dinozor sadece yaprak diyor. Öyle mi? Başka bir şey yemiyor yani. Sadece yaprak. Benim bu dinozorlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Biliyor musun? Bak buna da benziyor sanki. Oho! Sen Efe'ye sor anlatsın. O her şeyi biliyor dinozorlarla ilgili. O zaman şunu sorayım. Bu arkadaş niye bu kadar sinirli bakıyor ya? Ya bu neye kızmış yani? Ne bu? Aç mı? Yok, aç değil. Her zaman sinirli. O zaman bundan uzak duracağız. Değil mi? Hem büyük hem güçlü olan. Hangisi? Bu mu? Başkası var mı? Baş, bu. Ha. Hem büyük hem güçlü, evet. Bir basarsan tıklarım, en güçlüsüne kulağı yener. Ben anladım. Bu dinozorlardan uzak durmak lazım. Bunlar tehlikeli. Şimdi de açmıyor telefonu. Kaç kere arayacağım ben seni ya? Ha, ne yaptın Ali? Bir şey bulabildin mi? Sera'nın bütün yanmış yerlerine baktım defalarca. Çipliği karış karış gezdim ama tek bir şey bile bulamadım. Deniz, ne yapacağız? Nasıl çıkaracağız Zeynep'i? Ben de civardaki evlere, çiftliklere falan baktım. Kamera kaydı var mıdır diye. Aşağıdaki çiftliğin güvenlik kamerası varmış ama o da çalışmıyormuş. Bu durumda Ziya Bey'in teklifini kabul etmekten başka çaremiz yok. Hem Ziya ile ortak olsak ne olur? Dünyanın sonu değil herhalde, değil mi? Onun gibi bir şey Narin. Yani onunla kalmayacağını hepimiz biliyoruz. Narin haklı. Zeynep orada bırakamayız. Yani Ziya'nın teklifini kabul etmekten başka şansımız yok. Ben birazcık daha bir dolanayım, bakayım bir şey bulurum belki. Ben de aslına bakayım. Of. Allah kahretsin. Ben bunu ne ara sessiz aldım ya. Kaç kere aramış kızcağız. Ha? Nihayet telefonlaşmaya karar verdin Ateş. Sevgilim, aramışsın beni ama duymamışım. Telefon sessizde kalmış. Kusura bakma. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet, oldu. Bir şey oldu. Aradım seni. Dün Zeynep'in yaptıklarından dolayı karakola aldılar onu. Hadi ya. Neden bana daha önce haber vermedin? Aradım Ateş. Telefonunu açsaydın öğrenirdin, değil mi? Haklısın hayatım. Kusura bakma. Tamam, ben o zaman Rüya'yı okuldan alıyorum. Hemen yanınıza geliyorum. Görüşürüz. Neden söylemedin diyor. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.